Şimdi Zeus'un oğlundan, dünya üzerindeki en güçlü ve yiğit kahramandan, Herakles'ten söz edeceğim. Alkmene'nin Tibay'de karanlık bulutların kapladığı gök altında birleşmesinden sonra dünyaya getirdiği kahramandan. Önceleri uzak diyarlarda, engin denizlerde dolaşır ve acı çeker. Sonra yiğitlik konumuna yükselir ve tek başına, kimsenin altından kalkamayacağı zor işlerin altından kalkar. Şimdi ise Karlı Olimpos'ta güzel evinde oturmaktadır ve gençlik tanrıçası Hebe ile evlidir. Asıl adı Alkides, yani dedesi Alkios'tan gelme bir soyadıdır. Yunan mitolojisinde Herakles, Amfitryon ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur. Çoğu kişi Herakles'in babasını Amfitryon olarak bilir ama işin aslına bakılırsa gerçek babası Tanrılar Tanrısı Zeus'tur. Amfitryon'un savaşta olmasını fırsat bilip onun kılığına giren Zeus, Alkmene'ye savaşın kazanıldığı müjdesini verir. Gerçekten de o sabah zafer kazanılmış ve Zeus geceyi genç kadınla birlikte geçirmiştir. Efsaneye göre bu gece 3 gün sürmüş. Çünkü Zeus'un emriyle Hermes, Helios'a güneş ışıklarını söndürtmüş, aya daha yavaş ilerlemesini, uykuya da olan bitenden hiç kimsenin haberi olmaması için herkesi saatlerce dinlendirmesi emrini vermiştir. Bütün bu olanların farkında olmayan Alkmene, kocası sandığı Zeus'tan savaşta nasıl galip geldiğini anlattığı hikayeyi büyük bir zevkle dinlemiştir. Çünkü savaş, Alkmene'nin intikamını almak için yapılmıştır. 36 saat sonra Alkmene ile birlikte olmaya can atan Amfitryon, zafer içerisinde evine döndüğünde eşinin onu beklediği gibi karşılamadığına şahit olur. Alkmene kocasına dönerek, "Herhalde benden kazandığın zaferin hikayesini ikinci kez dinlememi beklemiyorsun," demiştir. Bu sözlere anlam veremeyen Amfitryon, olanları anlamak için kahin Tiresias'ı ziyaret eder. Kahin, eşinin kendisini Zeus'la aldattığını söyler. Tanrıların gazabından korkan Amfitryon, eşiyle birlikte olmaktan vazgeçer. Bu olaydan 9 ay sonra Zeus Olimpos'ta konuşurken ağzından yeryüzünde bir erkek çocuğunun dünyaya geleceğini ve ona Hera'nın şanı anlamına gelen Herakles adının konulacağını ve bu kişinin Perseus kavmine hükümdar olacağını kaçırır. Hera bunu duyar duymaz Zeus'tan yeminini geri almasını ister. Zeus yemininin geri alınamayacağını söyleyince Hera çabucak Tibay'de bulunan Alkmene'nin kapısının önünde durur. O an 7 aylık Herakles'in ikiz kardeşi ve Amfitryon'un gerçek çocuğu olan İpikles'in doğumunu sancılarla hızlandırır. Bunun sonucunda Herakles olması gerekenden 1 saat geç doğar. Zeus'un ettiği yemin İpikles için geçerli olur. Hera Olimpos'a döndüğünde doğumu nasıl geciktirdiğini büyük bir gururla anlatır. Buna çok sinirlenen Zeus, Hera'nın kendisine yaptığı oyunu görmesini engelleyen kızı Ate'yi cezalandırır ve Olimpos'tan kovarak bir daha gelmesini yasaklar. Zeus, Hera'nın müdahalesiyle Herakles'i kral yapamasa da 12 görevin yerine getirilmesi halinde onun bir tanrı olacağına ikna eder. Hera'nın kıskançlığından korkan Alkmene, Herakles'i doğduğunda Tibay'ın dışında bir tarlaya bırakmıştır. Zeus ve Athena'nın oyununa gelen Hera, çocuğun güzelliğine kanarak onu emzirmiş ve Herakles'in memesini çok kuvvetlice emmesi üzerine Hera çocuğu yere fırlatmıştır. Göğüsten çıkan süt gökyüzüne çıkarak Samanyolu galaksisini oluşturmuştur. Herakles sütü içtiği için ölümsüz olmuştur. Hera kıskançlığı yüzünden Herakles'e sürekli oyunlar oynamıştır. Herakles 8 ya da 10 aylıkken tam gece yarısında Hera, iki büyük yılanı Amfitryon'un evine gönderir. Uzun sivri dişlerinden zehir damlayan, gözlerinden alevler saçan yılanlar çocukların yattığı odaya girer. Yılanları gören ikizlerden İpikles çığlık atmaya başlamış ve kaçarken yorgana takılıp düşmüştü. Bebeğin çığlıklarına uyanan Alkmene, kocası Amfitryon'u uyandırarak kocasıyla birlikte ikizlerin olduğu odaya gider. Odaya girdiklerinde Herakles'in yılanları boğmakta olduğunu görürler. Bazı kaynaklara göre bunu Amfitryon'un Zeus'un oğlunu ve kendi oğlunu ayırt etmek için yaptığına da inanılır.
Amfitryon, bu olaydan sonra yaşlı kahin Tiresias'a olan biten her şeyi anlatmıştır. Yaşlı kahin, Herakles'in geleceğiyle ilgili büyük kahramanlıkları görmüş ve Amfitryon'dan üzerindeki büyüyü kaldırmak için bazı şeyler yapmasını istemiştir. Son istek, Zeus'un onuruna bir yaban domuzu kurban edilmesidir. Bu isteklerin hepsi tek tek ve sırayla yapıldığında büyü ortadan kalkmıştır. Herakles gençlik çağına geldiğinde edebiyattan felsefeye, sanattan dövüşe, astronomiden kılıç derslerine kadar pek çok alanda eğitim almıştır. Lir hocası Leonas tarafından inatçılığı yüzünden dövülünce Lir'le hocasını öldürmüştür. Herakles karakteri gereği çabuk öfkelenen ve öfkesi geçtiğinde yaptığı şeylerden pişmanlık duyan biridir. Yaptığı hataları telafi etmek için insanlardan onu cezalandırmalarını ister. Kendisi istemese ona bunu kimse yaptıramaz. Tanrılar bile ondan korkar. Bir keresinde Apollon rahibesine bir soru sormuş ve cevabını alamayınca rahibeyi saçından tutup sürükleyince karşısında Herakles'i bulmuş. Ve tam kavgaya girecekken Zeus araya girerek olayı yatıştırmıştır. Ok atma konusunda Apollon'la yarışacak kadar yeteneklidir. Birer ateş gibi parlayan gözleriyle Herakles hem mızrak hem de okuyla nişan aldığı bütün hedefleri vurabilecek niteliktedir. Geceleri kapalı bir yerde yatmak yerine dışarıda yıldızların altında uyumayı tercih eder. Akşamları en sevdiği yemek olan kızarmış et ve arpayı söylenenlere göre dur denilene kadar yemeye devam eder. Sahip olduğu kehanet yeteneğiyle yeni bir kahramanlığa başlamadan önce akbabalara başvurur. Akbabalar ona göre kuşların en erdemlileridir. Bu hayvanlar yeryüzündeki en ufak bir canlıya bile saldırmazlarmış. İddia edildiğine göre Herakles hiçbir zaman kavga çıkarmaz ancak kendisine saldıranlara aynı şekilde karşılık verirmiş. Doğası gereği kibar bir insan olan Herakles, dize getirdiği düşmanlarının gömülmesine izin veren ilk ölümlüdür. Gün geçtikçe büyüyen ve güçlenen Herakles, 18 yaşına geldiğinde Yunanistan'ın en güçlü adamıydı ve gücünü iyiye mi kötüye mi kullanacağını zaman gösterecekti. Herakles, Devler Savaşı'ndan sonra çobanlık yapmıştır. Bir süre sonra bu işten sıkılan Herakles, geleceğinde ne yapacağını düşünmek için ıssız bir yere gitmiştir. Burada onu iki kadın ziyaret etmiş ve Herakles'ten ikisi arasında seçim yapmasını istemişlerdir. Kadınlardan biri ona rahat, bol kazançlı ve tembel bir hayatı, diğeri ise çalışmayı, erdemli ve başarılı bir hayatı vaat etmiştir. Herakles hemen karar vermemiş ve uzun bir süre düşündükten sonra ikinci seçimi olan iyi bir yaşam istediğine karar vermiştir. Yunanistan'ın Kithiaron ve Tibay çevresinde herkese rahatsızlık veren bir aslan vardır. Herakles'in bu aslanı öldürmesi kendisi için ilk iş ve erdemli bir davranış olacaktır. 50. günün sonunda aslanı öldürüp postuyla kendisine bir elbise yapmıştır. Zaferin büyüklüğü nedeniyle Tibay kralı Kreon, büyük kızı Megara'yı Herakles'le, küçük kızını da Ipikles'le evlendirir. Bazı kaynaklara göre Herakles'in Megara'dan iki erkek, bazı kaynaklara göre ise 3 ya da 4 çocuğunun olduğu söylenir. Herakles daha sonra Euboea kralı Priamos'u bir savaşta yenmeyi başarmış, kralın cesedinin parçalanmasını emrederek bütün Yunanistan'a korku salmıştır. Herakles'in bu hareketine öfkelenen Hera, onu delirtmiş ve Herakles delirmesi sonucunda eşini ve çocuklarını kendi elleriyle öldürmüştür. Kendine geldiğinde ise ne yaptığını anlamıştır. Kendini bir süre odaya kapatarak hiç kimseyle görüşmemiştir. Kral Tespios tarafından günahlarından arındırıldıktan sonra Delphi'ye gelmiş ve kahine ne yapması gerektiğini sormuştur. Kahin Phaia ona Tirnis'e yerleşmesini ve 12 yıl boyunca Eurystheus'un hizmetinde çalışmasını ve kendisine ne iş verilirse yapılmasını söylemiştir. Kahin bu görevleri Herakles'e söyleyerek eğer başarılı olursa ölümsüzlük ayrıcalığı ile ödüllendirileceğini bildirmiştir. Herakles bu görevleri yerine getirmeye başladığında Hermes ona bir kılıç, Apollon bir yay ve başlarına kartal tüylerinin takıldığı oklar, Hephaistos altından bir zırh, Athena bir kaftan, Poseidon birkaç tane at, Zeus ise göz kamaştıran ve kırılmayan bir zırh vermiştir.
Ayrıca Athena her şeyden zevk alma ayrıcalığını ve Hephaistos'ta yetisini bahşetmiştir.